Akit TV ekranlarından iyi günler sevgili seyirciler. Gündem manşetine hoş geldiniz. Değerli bir konuğumuz var. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Ömer Özyılmaz. Değerli hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Bizler teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hemen gazetelere başlayalım sevgili seyirciler. İlk olarak Yeni Akit Gazetesi ne diyor? İşgal artı vahşet eşittir Fransa. Cezayir ve Ruanda'ya dikkat çekiyor sevgili izleyenler. Türkiye'nin sınır güvenliği ve mazlumların refahı için gerçekleştirdiği Afrin harekatını hazmedemeyerek asla işgali desteklemeyeceğiz diyen Fransa Devlet Başkanı Macron'un ülkesi yüzyıllardır soykırım, vahşet ve sömürüyle anılıyor. Yakın dönemde 23 Afrika ülkesini işgal eden Fransızlar yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yanı sıra insanları da sömürdü diyor. Zulm bin yıl mı sürecek? Postmodern darbenin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen mağdurların adalet beklentisi sürüyor, devam ediyor diyor sevgili izleyenler. İstanbul'da 28 Şubat son olsun, siz sustukça biz ölüyoruz yazılı dövizler taşıyan mazlum der üyeleri 28 Şubat zulmü devam ediyor başlığı altında bir basın açıklaması yaptı. Terörist unsurlar Minbiş'ten çıkarılsın, ABD'ye net mesaj. Dün Milli Güvenlik Kurulu 5 karar alındı. Son derece önemli sevgili izleyiciler. Kanal İstanbul projesine halk sahip çıktı. Provokatörlere vatandaştan geçit yok. Yeni Akit sevgili izleyiciler. Sabahla devam edelim. Sabah manşetinde hemen bakalım değerli izleyiciler. Bürokrasi tuş oluyor diyor Sabah gazetesi. Başbakan Binali Yıldırım, vatandaş yıl sonuna kadar devlette her işini e-devletten yapacak, yani bir tuşa basıp işinizi halledeceksiniz dedi. Değerli hocam, bu çok güzel bir şey ama hani ben biraz da kuşkulanmıyor değilim şunu da. Şimdi hackerlar vesaire var. Tek tuşla sizin her şeyinizi öğrenecekler. Çünkü veri bir noktada toplanıyor ya. Evet, çok güzel, çok rahatlatıyor insanı hakikaten. İşte devlet dairelerinde sürünmeyeceksin, oturduğun evinde, iş yerinde işini yap, ama bir de teknoloji o kadar gelişti ki herhangi bir hacker anında o bilgilere ulaşabilir. Bir de olayın bu boyutu var. Bugünün dünyası bu. Yani bugün de yaşarken aman bilgilerim şuna gitmesin, buna gitmesin endişesini taşımamak lazım. Çünkü ister istemez bilgilerimiz, en mahrem bilgilerimiz bile... Yok hocam, taşıyalım da hani bunun önemini alalım. Onu diyeceğim zaten. Olacak ama bugün de yaşarken düne karşı nasıl önlem alınıyorduysa... Evet. Bugün. Dünün de önlemleri vardı, yok değildi. Hı-hı. Bugün de bugüne karşı önlemler alınması lazım. Evet. Yoksa kendimizi kapatalım, gizleyelim... Efendim, ve ayrı bir dünyada yaşayan bu olmaz. Bu dünyada yaşayacağız. Hackerlar olacak, şunlar olacak, bunlar olacak. Ama biz onlara karşı gerekli tedbirlerimizi, önlemlerimizi almamız lazım. Bugünü yaşamayı bilmemiz lazım. Peki, Star'la devam edelim. Star sevgili izleyiciler. Allah Allah. Ben de dedim hani aynı gazeteyi mi okuyorum diye de pişti olmuşlar. Star'la sabah. Bir daha bakayım, yanlış söylemeyeyim. Aynı manşeti atmış. Evet. Bürokrasi tuş oluyor. Ben de dedim hani az okuduğumu şaşırdım bir an. Evrak getir götür derdi sona eriyor. 2018 sonuna kadar devletle ilgili tüm işlemler internetten yapılabilecek. Başbakan Binali Yıldırım, bürokrasi tuş oluyor, tuşa basacaksınız, işinizi yapacaksınız dedi. 2400 akımda yeni üs Mehmetçiğin terörle mücadelesi devam ediyor. Irak sınırında bulunan 2400 akımdaki Balkaya dağlarına makara ve halat yardımıyla malzeme taşıyarak Mehmetçiğin yeni üs kurma çalışmaları devam ediyor. Dikkat çekici bir kare vardı. Mehmetçik bir köpeği sırtında taşıyordu. Kayalık uçurum var. Köpek yürüyemediği için mayın köpeğini sırtında taşıyordu. Çok ilginç bir kareydi. Doğru Haber ne diyor? Talimat nerede takıldı? Bu zulmün halen devam ettirilmesinin bir izahı yoktur. 28 Şubat mağdurlarına dikkat çekiyor Doğru Haber sevgili izleyenler. Az önce Yeni Akit ayrıntılarını aktarmıştık. Bir ayda 1433 sivil katledildi. Suriye tabii ki Suriye'de Baath rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Kuta'da sivil katliamları devam ediyor diyor Doğru Haber.
Milliyet. Bir daha, bir tuş daha. Evet, hepsi tuş. Hepsi pişti olmuş. O da diyor ki bürokrasi tuş oluyor. Yatırım ortamı için hazırlanan 67 maddelik paketi açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, vatandaş devlet ilişkisinin tamamen devletten yürüyeceğini ilan etti. Artık pasaport ve ehliyetle nüfus müdürlüklerinden alınacak sevgili izleyiciler. Bunu da eklemiş olalım. Afrin'de 95 EYP imha edildi. STK'ların yardımıyla devam ediyor. Yardımı da belediyelerde hizmet vermeye başladı. Afrin'de değerli izleyiciler. Hayat normale dönecek, okullar açılacak, eğitim başlayacak, sokaklar temizlenecek. Hürriyet. Ali Aran'ın hikayesi diyor. Hürriyet birkaç gündür özel yaşamlara dikkat çekiyor sevgili izleyiciler. Türkiye hukuk öğrencisi Ali Aran'ın adını okul gezisine gittikleri otelde hocasının odasına asılmış halde bulunmasıyla duydu ve ardından tam bir trajedi çıktı diyor sevgili izleyiciler. Özel bir üniversitenin öğrencisiydi Ali Aran. Sözcü ne diyor? Manşetten 13 yılda işte böyle gram gram eridik. Sözcü'ye göre ekonomi erimiş sevgili izleyiciler. 2005 yılında 1 milyon liraya ne kadar ne alınıyordu? 2018 yılında 1 liraya ne kadar ne alınıyor demiş. E o zaman asgari ücretleri de kıyaslayalım. Tabii. Değil mi? 2002'de asgari ücret ne kadardı? Bugün ne kadar? Bu hesap bunların işi yani pek çarpıtmak. Objektif hesap değil. Çarpıtmak olunca işleri. Evet. Evet, yaşam zor. Hakikaten hayat pahalı. Ama bu ekonomi meselesine objektif bakmak gerekiyor. Amerika'nın dahi süper güç denilen Amerika'nın 20 katrilyon dolar borcu var. O yüzden Müslüman ülkelere saldırıyor. Cumhuriyet, AKP'den erken seçim sinyali demiş. Zaten bir süredir konuşuluyordu. O yüzden Afrin'den çok korkuyorlardı. Aman Afrin'de bunlar başarılı olursa ya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy devşirir diye tırnak içerisinde düşünüyorlardı. Şimdi o korkuları biraz daha fazla depreşli. Afrin'de başarılı oldular. Demek ki erken seçim gelecek diyorlar. Buna katılıyor musunuz hocam? Katılmıyorum. Bunların bu Cumhuriyet ve çevresinin Türkiye'deki bu sol kemalistlerin denasında bu var. Kendileri gibi herkesi görüyorlar. Bunun en açık örneğini Kıbrıs Harbi'nde yaptılar. O zaman MSP-CHP koalisyon hükümeti vardı. Kıbrıs'ta da bugün nasıl Suriye'de, Irak'ta zulüm varsa Kıbrıs'ta daha büyük zulümler vardı. Yunanistan, oradaki Makaryos yönetimi, oradaki soydaşlarımıza müthiş zulmediyorlardı. Bu 50'li 60'lı yıllarda da vardı. O günkü hükümetler buna fırsat bulup müdahale edemediler. Cesaret mi bulamadılar, fırsat mı bulamadılar ne derseniz deyin. O dönemde Erbakan Hoca'nın da MSP'nin de bulunduğu hükümette karar alındı ve Kıbrıs'a müdahale edildi. Kıbrıs'a müdahale edildi ve başarı yine bugünkü gibi devletle millet buluştu o gün ve başarı elde edildi. Başarının hemen akabinden bunlar bu Cumhuriyet, o günkü Hürriyet, o kesim erken seçim demeye başladılar ve hükümeti yıktırdılar. Ama orada boyunun ölçüsünü aldılar. Ya. Şimdi onlar kendileri gibi herkesi görüyorlar. AK Parti'nin böyle bir derdi yok. Yani bu Afrin oldu, olmadı. Önceden de bunlar erken seçim olacak korkusunu yaşıyorlardı. Bir de şu var Ozan Bey. Hı hı. AK Parti bütün hayatı boyunca şöyle bir partidir. İçinde yaşamış bir insanım. Kuruluşunda da bulunmuştum. AK Parti seçim bittiği akşam seçimin zaferini kutlar, ertesi sabah yeni seçime hazırlanır. Yeni seçime hazırlanır. 4 yıl sonraya, 5 yıl sonraya ne zamansa seçim ona hazırlanır. Evet. Seçim sathı mailine girildiği zaman aslında AK Parti işini tamamlamıştır. Ondan sonra bir takım prosedürler yerine getirir. Bakın şu anda da hiçbir zaman ne Sayın Cumhurbaşkanı, ne Sayın Başbakan,
ne sayın bakanlar, ne milletvekilleri, ne de siyaset akademisinin öğretim elemanları hiç durmadan gece gündüz koşturuyorlar, çalışıyorlar. Bir yandan devlet işlerini yürütüyorlar, bir yandan işte Suriye'de, Irak'ta terörle mücadele ediyorlar, bir yandan dünya nizamıyla zaman zaman çok şiddetli kol güreşleri yapıyorlar. Ama bunların hiçbirisi siyasal parti çalışmalarını engellemiyor AK Parti'nin. AK Parti sürekli çalışıyor. Bu çalışmadan dolayı AK Parti dinamik, her zaman seçime hazır. Öbürleri ise mesela özellikle CHP, hiçbir faaliyet var mı? Yok. Yani sabahleyin bize gündem gelir. Gündemde sadece CHP için MKYK toplanacak, bu kadar yani, başka bir şey yok. Halbuki görüyoruz yani Türkiye'nin her tarafında AK Partililer harıl harıl gece gündüz çalışıyorlar, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. Şimdi bunu görünce aslında bunların da çalışmaya geçmesi gerekirken, bunların da daha çok çalışması, üretmesi, ülke için hayırlı projeler geliştirmeleri gerekirken adamlar yatıyorlar. Sadece akşama kadar AK Parti'nin aleyhinde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın aleyhinde konuşmalar yapıyorlar, iftiralar atıyorlar, çamur atıyorlar. Ondan sonra efendim ya seçim olursa korkusunu da duyuyorlar. Seçim olacak, bugün olmaz, yarın olur. Seçim olacak, korktuklar da başlarına gelecek inşallah. Ve yeni Türkiye'nin, 2019'da yeni Türkiye'nin yolu açılacak ve daha müreffeh, daha güçlü. İçeride ve dışarıda daha güçlü ve giderek gündem belirleyen, gönül coğrafyamızda da dünyada da gündem belirleyen bir ülke noktasına gelecek. Bundan korksalar da korkmasalar da bu iş yürüyor. Çünkü bu işin sevdalıları var. Çünkü millet bu işe karar vermiş ve evlatlarını da bu işe görevlendirmiş. Bunlar koşuyorlar, bunlar durdurulmaz. Şimdi... Affedersiniz. Aprin harekatı başarılı olduktan sonra 46'da şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Amin. Ve şehitlerimiz için İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle yerli ve milli bir takım gençler üniversite içerisinde bir stand da açmış, şehitleri anıp lokum dağıtıyorlardı ve bir anda karşılarında farklı bir görüşten, biraz daha açık olacak olursak, PKK sempatizanı bir grup çıktı. Ve önce devlet aleyhinde, askerler şehitler aleyhinde bir takım sloganlar atıp o lokum standının oradan kaldırılmasını istediler. Yani fikri bir şeyi şiddete döktüler. Orada şiddet görüntüleri de var. Sonra CHP'den çeşitli açıklamalar geldi. Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, biraz olayları özetleyerek geçelim, konu daha iyi anlaşılır. Önce Sayın Cumhurbaşkanı'na, yani burada... Affedersiniz demek zorunda kalacağım ben. Çünkü FETÖ'cü diye bir tabir kullandı. FETÖ'nün siyasi ayağı, Cumhurbaşkanı işte koltuğunda oturan zattır dedi. Sonra üniversite özgürlüklerine tırnak içerisinde değindi. Dedi ki o öğrencilerin yaptıkları bir özgürlüktür. Sonra da Türkiye'ye işgalci dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a işgalci dedi. Keza Mustafa Balbay yine CHP'li. O da meclisteki konuşmasında buna benzer bir takım açıklamalarda bulundu. Bütün bunlarla birlikte önce şu soruyla başlayalım, sonra diğerleriyle devam edelim. Üniversitelerde terör propagandası yapıp üstüne bir de şiddet sergilemek özgürlük müdür? Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik, ülkemize yönelik sözlerini de ayrıca konuşalım da lütfen onu da sorar şekline getirirseniz memnun olurum. Ancak üniversite... Bağlantılı hepsine, şimdi burada şunu demek istiyorum aslında ben. Bütün olayları iç içe katarak bir algı kirliliğine neden oluyor. Evet. Zihin kirliliğine. Buradaki yani karşı tarafın ana muhalefetin amacı bu. Buyurun. Evet. Şimdi bu Türkiye'deki sol kemalist hareket, şimdi sol diğer hareketler özgürlük kavramını da hürriyet kavramını da katlettiler, öldürdüler. Özgürlük aslında bizim ruhumuzda vardır. Millet olarak da var, inancımız gereği de özgürlük bizim ruhumuzda vardır. Biz asla bağımlı olamayız, biz asla bağımlı yaşamamışız dünyada. Bugün de yaşamayız, yarın da yaşamayacağız Allah'ın. Özgürlük bizim ruhumuzda var. Ancak bunların anladığı özgürlük,
bu millete düşman fikirleri, bu millete uymayan yöntemlerle, terör yöntemiyle, çeşitli komplolarla o fikirleri burada egemen kılma çalışmaları var. Böyle bir gayretleri var. Bunu yapamadıkları anda özgürlük kavramına sarılıyorlar. Özgürlük yok burada diyorlar. Hayır, burada özgürlük var. Özgürlükler sonuna kadar var. Ancak burada şu yok. Bu ülkede şu yok. Bu milletin inancına, tarihine, kültürüne aykırı, dünyanın hiçbir yerinde de kabul edilmemiş o eski çöp tenekesine atılmış ideolojileri artık burada kimse propagandasını da yapmamalı. Kimse burada onu uygulamak için de bir gayret içine girmemeli. Şöyle düşünmek gerekmiyor. Bundan vazgeçmemeli. Şöyle düşünmek gerekmiyor mu? PKK kim? PKK kendilerinin açıklamalarına güya sözde Kürt haklarını savunan bir terör oluşumu. Amacı ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölüp parçalamak. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölüp parçalamak isteyen 40 bin kişinin katili, emperyalizmin maşası taşeron bir örgütü, eli silahlı bir örgütü savunmak ve savunurken de şiddete başvurmak özgürlükse, o zaman biz Sivas'a kadar çekilelim, buyurun özgürlüklerinizi kullanın diyelim. Böyle bir özgürlük de yok, böyle bir şey de olmayacak Allah'ın izniyle. Bunlar bittiler zaten, bitecekler. Şu anda karşılarında bütün ülke var. Bütün ülke var, güneydoğusuyla, güneyiyle, batısıyla, kuzeyiyle, bütün ülke bunların karşısında. Askerimizle, yönetimimizle, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülke bir bütün haline gelmiş ve ülkemizden terörü bitirdik. Hendeklere gömdük onları. Dışarıdaki terör odaklarını da artık ağababaları da koruyamaz duruma geldi. Bakın, bunlara tonlarca silah getirdiler, eğittiler ağababaları, bunları besleyenler, bu beslemeleri. Ama bizim karşımızda hiç oldular Allah'ın lütfuyla. Bittiler. Afrin'den defoldu gittiler. Şimdi Tel Rifat'tan da çekilecekler. Münbiş'ten de çekilecekler. Şu anda bir oyun oynanıyor Sincar'da. O oyunu biz yutacak değiliz yani. Türkiye olarak biz onu böyle seyrediyoruz. Dilediğimiz an düğmeye basar, oraya da müdahale ederiz. Yani artık kurtuluşlar yok. Artık karşılarında böyle başkalarının verdiği rolle hareket eden bir ülke yok Ozan Bey. Bunların karşısında başkalarının emir ve talimatıyla verdiği rolle hareket eden bir ülke yok artık. Oyununu da kendi kuruyor, senaryosunu da kendisi yazıyor, başkalarına rol veriyor. Sen şunu yap, sen şunu yap diyor ve kendisi de asıl rolünü oynuyor. Bugün böyle bir Türkiye var. Böyle bir Türkiye'nin karşısında bu terör örgütleri asla duramaz. Bunların ağababaları da duramıyorlar. Bunu gördü bütün dünya. Bakın bütün dünya bunu gördü. Hamdolsun Allah'a. Şimdi bu Kılıçdaroğlu'nun evet oraya gelelim derdi. Kılıçdaroğlu'nun tavrına ve Balbay'ın tavrına gelince bunlar anormal şeyler yani, anormal sözler. Normal değil. Şunu mu yapmak istiyorlar? Ben bir psikolog olarak bakıyorum. Evet, o zaman şu çerçeveden bakmakta fayda var. 16 Nisan referandumundan önce tuhaf tuhaf çıkışları vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Biz gaf dedik ama bilmiyorum dalga mı geçti bizimle, gerçekten gaf mıydı? Mevcut sistemdeki bir şeyi gelecek olarak sistem olarak yansıtıp ya dedi bir başbakan olacak bir de cumhurbaşkanı olacak dedi. Bunlar dedi birbirini nasıl idare edecek dedi. Yani 2019 için konuşuyor. Oysa bahsettiği şey zaten mevcut sistem. Onu kaldırmak için var. Bir tuhaf bir şey yaptı. Bilmiyorum, zihni bulandırmak istedi. Hani kafası mı karıştı? Ama bunun yanında çıktı dedi ki lokantalar kapatılacak, kuaförler kapatılacak vesaire. Tuhaf tuhaf çıkışlarda bulundu. Şimdi sağlıklı bir insan bunu söylüyorsa bir bildiği vardır herhalde. Ki Kılıçdaroğlu'nu sağlıklı olarak gördüğüm için söylüyorum. Yani zihni olarak. Demek ki kafa karıştırmak istiyor. Burada da aynı taktiği mi uyguluyor? Ben şöyle bakıyorum Ozan Beyciğim. Şimdi karşısında çok güçlü bir yönetim var. Teorisiyle güçlü, uygulamasıyla güçlü, gönül bakımından güçlü, milletle bağı güçlü, dünyaya kendisini artık kabul ettirmiş,
Güçlü bir yönetim var, güçlü bir AK Parti var. Şimdi bunun karşısında bakıyor, ne desem ben bunun önüne geçerim. Artık normal söyleyeceği, normal çizgide söyleyeceği sözlerle bir şey yapamayacağını anlıyor. Şöyle ölüm dalışı olur ya bazen, bunlar aslında anormal derecede muvazenesini kaybetmiş bir insanın başvuracağı yöntemlerdir. Bu yöntem normal bir yöntem değil. Yani birine artık normal bir insani ilişkiler içerisinde bilimsel ve siyasal düzlemde ikna edici normal cümleler kurma özelliğini de kaybetti. Bakıyor ki bunu kursam da bunun bir faydası olmayacak. O halde hakarete başladı. Yarın belki de çıkıp sinkaflı kelimeler kullanmaya başlayacak. Bu gidiş orayadır yani. Bu normal değil. Çünkü saray dediler olmadı, işte kaçak saray dediler olmadı. Ne dedilerse desinler. Klozeti altından dedi. Evet, ne dedilerse millet oraya gönül bağladı ya. Millette ne varsa Beştepe'de o var. Millette ne varsa kütüphane var, o var. Cami var, o var. Salon var, o var. İftar programı var. Yani millette ne varsa Beştepe'de o var. Beştepe milletin yeri. Hocam çok özür diliyorum. Estağfurullah. Devam edeceğiz. Önemli bir konuşma var. Değerli seyirciler, Enerji Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da Enerji Verimliliği Forumu'nda konuşuyor. Hemen bir 5 dakika Sayın Bakan'ı dinleyelim, sonra tekrar karşınızda olacağız. Gündem manşeti devam ediyor sevgili izleyenler. Bir 5-6 dakika kadar Sayın Bakan'a bağlandık. İstanbul'da enerji verimliliği toplantısında konuşuyor hala Sayın Enerji Bakanı Berat Albayrak. Tabii tasarrufun önemine vurgu yaptı. Hani bireysel araç kullanmaktansa toplu taşımaya yönlenin dedi ama tabii çok kalabalık bir şehir. 17-20 milyonu bulan bir nüfus. Toplu taşımada hakikaten bir hayli sıkıntılı. Çünkü çok kalabalık. Çünkü nüfus kalabalık. Evet değerli hocam, CHP ile konuşuyorduk. CHP ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun yani grup toplantısındaki sözleri. Sözler, normal bir insandan çıkacak, normal düşünen, muvazenesini ya da fiziğini, kimyasını kaybetmemiş bir siyasetçiden çıkacak sözler değil bunlar. Bunlar yenilginin, bitmiş olmanın belirtileridir. Artık son bir dalış yapayım, belki bir şey elde edebilirim anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na FETÖ'nün siyasi ayağı diyor. Bakın size bir şey söyleyeyim. Hı hı. Sevgili izleyicilerimiz de şuna dikkat buyursunlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne, bu devlete ve bu millete en büyük hizmet, AK Parti'nin en büyük hizmeti şu FETÖ oyununu bozmasıdır. Ozan Bey şunu söyleyeyim. Eğer 15 Temmuz'da faraza sayalım. Şunu da açıklığa kavuşturalım hocam. Şimdi farklı görüşten insanlar izleyince bir kısmı kalınca tepki gösteriyorlar. Şimdi burayı da aydınlatmak lazım. Diyorlar ki şimdi Sayın Hocam böyle diyor ama 15 yıl boyunca aynı sap 13 yıl boyunca yan yanalardı. Onu da söyleyeyim. Şimdi burayı da bir onu da söyleyeceğim. Açalım. Onu da söyleyeceğim. Şunu müsaadenizle tamamlayayım. Tabii, şu cümlemi. Eğer 15 Temmuz'da AK Parti değil de faraza askeri bir yönetim olsaydı, hı hı, askeri yönetimi bunlar perişan ederdiler. Askerlerimize yönelik öyle propaganda yapardılardı ki millet bu askerleri din düşmanı zannederdi. Yani 15 Temmuz başarılı olsaydı. 15 Temmuz'da AK Parti değil de evet, darbeciler başarılı. Bir başka hükümet olsaydı. Seçenekleri sayıyorum. Yani darbeden önce, sonra gelecek hükümet. Yok, öncesini diyorum. Darbeden önce AK Parti değil de bir askeri hükümet olduğunu düşünelim. Peki. Tamam. Ya da bir CHP hükümeti olduğunu düşünelim.
ya da başka partinin olduğunu düşünelim. Hı hı. 15 Temmuz'da ya da öncesinde ve sonrasında bu FETÖ onlara öyle saldırırdı ki bu millet onları FETÖ'yü temiz bir cemaat eskisi gibi zannederek o hükümetleri de din düşmanı olarak görmeye başlardı. FETÖ'nün oyununu bozabilecek ancak AK Parti vardı ve AK Parti bozdu. Hangi hükümet olsaydı dayanamazdı onun karşısında. FETÖ AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na din düşmanı dese bile bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün ayağı dediğinde nasıl kimse inanmazsa ona da inanmazdı kimse. AK Parti bozduysa Sayın Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'dan sonra niye yalnızım dedi? Hızına erişemediler bazıları da onun için yalnızım dedi. Yani mücadelede. Mücadelede Sayın Cumhurbaşkanı'nın hızına çevresindeki arkadaş, hepsini severiz, değerli arkadaşlardır ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın hızını yaşamış bir insanım ben, biliyorum. Onun hızına erişemediler, onun için yalnızım dedi. Ama giderek onlar da ayak uydurmaya çalışıyorlar. Ama o zaman desteğim az ya da gibi bir cümle kullanmaz mıydı? Desteğim... Yalnızım demek yani ya yalnızım, yalnız bırakıldım anlamına gelmiyor mu? Yok. Bana erişemiyorlar. Ben öyle algıladım en azından. Bana erişemiyorlar. Benim hızıma ulaşamıyorlar. Dolayısıyla işler yavaş gidiyor. Birçok birimde işler yavaş gidiyor diye endişesini ifade etmişti. Yoksa yalnız parti ona her şeyle bağlı. Millet ona her şeyle bağlı. Yani yalnızlık onun bu manada olduğunu düşünüyorum. Ben hızlı gidiyorum. Arkama bakıyorum, bana yetişemiyorlar, o manada yalnız kalıyorum diye ben algıladım. Yani metal yorgunluk dediği şeyle o birebir aynı. Biraz da o vardı. Evet. Biraz da o vardı. Şimdi aslında şunu söyleyeyim. Bu 15 yıllık AK Parti hükümeti döneminde bunlar böyle değildiler. Bunların öncesi de var. Ta 70'li yıllara dayanan bir geçmişleri var bu FETÖ'nün. Kenan Evren döneminde geliştiler, ondan sonraki hükümetler döneminde geliştiler, CHP, DYP hükümetleri döneminde geliştiler, DSP, ANAP, MHP hükümetleri döneminde geliştiler. Yani bunlar bir hızlı bir gelişim içerisindeydiler. Ve bunlar iki yüzlülükle, üç yüzlülükle, beş yüzlülükle, on yüzlülükle herkese şirin görünmeye çalışarak halkı da aldattılar, herkesi de aldattılar. Bunu daha 2007'de fark eden AK Parti oldu. Ve bunlarla ilk mücadeleyi hatırlarsanız dershanelerle başlattı Sayın Cumhurbaşkanı. Dershaneler bunlar için önemli bir gelir kaynağıydı. Onu kesince bunlar AK Parti'ye saldırmaya başladılar. Derken işte Gezi programında, Gezi kalkışmasında bunlar gizli destek verdiler. Sonra 17-25 Aralık kalkışmasını yaptılar. Sonra başka oyunlar içerisine girdiler. Bizim gördüğümüz, görmediğimiz hepsi bertaraf edildi. En son darbeyi vuracağız diye 15 Temmuz'da hareket ettiler ama millet onlara son darbeyi vurdu ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi inlerine girildi. Yani şunu söylüyorlar, efendim bunları AK Parti büyüttü. İlgisi yok. Bunlar milletin içerisine girmiş bir kanserdi. Devletin içerisine girmiş bir kanser uruydu. Bunu vücut yine AK Parti ile fark etti. Devletin içerisine yayılmış bir ur. Bunu AK Parti fark etti ve temizliyor. Çok da zor bir siz şey. Siz o 15 yıllık, 15 demeyelim, 2002, 2013, 11 yıllık birlikteliği aslında bir mecburi birliktelik olarak, bir strateji olarak mı görüyorsunuz? Bakın bir şey söyleyeyim. Aslında burada bir birliktelik yok. AK Parti şöyle bir siyasi parti. Birliktelik. Müsaadenizle onu söyleyeyim. AK Parti şöyle bir partidir. AK Parti'ye gelinceye kadar devleti yönetenlerin anlayışıyla milletin anlayışı birbirine uyuşmazdı. Hı hı. Devlet millet bütünlüğü sağlanamazdı bir türlü. Millet devletten uzak kaçardı. Devlet millete ters bakardı. Devlet yöneticiler, bir kısım yöneticiler, devlet demeyelim, bir kısım yöneticiler. AK Parti geldi, bu ayrımı ortadan kaldırdı. AK Parti yönetiminin anlayışıyla milletin anlayışı tam örtüştü birbirine. Dolayısıyla devletin anlayışı da milletle örtüşmeye başladı.
Millet devletine gelmeye, güvenmeye, işini görmeye, devletin işine girmeye, devletle beraber olmaya, yani bir bütün halinde olmaya başladı. Bütün millet 81 milyon devletle bütünleşti. Ancak herkes Ahmet olarak, Mehmet olarak, Hasan olarak, Ayşe olarak, Gizem olarak, Leyla olarak girdi devletle ilişkiye. Bunlar eskiden kalma o kendilerini gizleyen örgüt, ki bunlar askeriye de girmişler. Bunlar yargıya da girmişler. Yani en çok kendisini koruduğunu zannettiğimiz askeriye girmişler. Öyle bir yöntemleri var. Devlete de bir çete olarak girdiler. Bunlar bir birey olarak değil, bir çete olarak girdiler. Ve girdikleri yerde de kendilerinden olmayanlara her türlü iftira, baskı, her türlü kötülüğü yaparak oradan o insanları bertaraf ettiler. Arkadaşlar, şu son dakikayı hemen sorayım size. Ben şu an kendi ekranımda göremediğim için yanlış bilgi vermeyeyim. Acaba salı günkü grup toplantısında az önce bahsettiğimiz konu için olabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açmış değerli izleyenler. Muhtemelen salı günkü grup toplantısında sarf etmiş olduğu sözleri. Tabii, yani hiç normal bir şey değil. Yani bir siyasetçinin bir siyasetçiye kullanacağı bir söz değildi o. Yani burada AK Parti bu FETÖ'yle efendim beraber yürüme, işte birlikte olma, böyle bir şey yok. AK Parti milletle bütünleşmiş bir partidir. Devletle milleti bütünleştirdi. Herkes devletle birebir, bireysel ilişki kurarken bunlar çete ilişkisine girdiler. Ben az önce 11 yıl demiştim ama aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde 2007 Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Peres diye başlayıp one minute dedikten sonra dünyanın gözü önünde İsrail'in prestijini düşürmesi içimizdeki FETÖ'cüleri de rahatsız etti ve ondan sonra ipler tamamen koptu. Mavi Marmara'da aynısını yaşadık. Yani Mavi Marmara'da aynısını yaşadık. Hatta bir şey söyleyeyim. Irak'la Suriye arasında bir karşılıklı füze atışı olmuştu. İsrail arasında bir füze atışı olmuştu 90'lı yıllarda. Evet, 90'lı yıllarda. O zaman İsrail'de ölen çocuklar için bu ağlamıştı. Yani giderek bu artık ortaya çıkmıştı birçok şey. AK Parti bu çetenin aldatmış olduğu insanları bugün bir bir temizlemekte ve devletimizi bu urdan kurtarmaktadır. Biraz bu FETÖ olayını ya da eski tırnak içerisinde cemaat olarak adlandırılan yapıyı şöyle mi değerlendirmek lazım? Sayın Cumhurbaşkanı hakikaten Recep Tayyip Erdoğan bir stratejik deha. Yani bir doğru varsa zamanı gelmeden atağa geçmiyor. Ve her söylediği sözün altında bir akıl var, bir strateji var. Bu bağlamda kendi gücünü biliyordu ve karşı tarafın gücünü biliyordu. Çünkü baktığımızda bu yapı mesela bazı teröristlerin ifadelerinde ben soruları 1979 yılında çalıp askeriye girdim diyor. Tabii. Yani aslında bir 40-50 yıllık bir yapı var. Tabii. Sadece 2002'den sonrası bir yapı yok. Onların gücünü biliyordu. O stratejiye ve o güce uygun bir şekilde bir siyaset geliştirdi ve başarılı oldu. Ve bunun başlangıcı da işte dershane mücadelesini başlatmakla oldu. Hı hı. Ta en kritik yer FETÖ'nün en... Evet, 2007 miydi, 2008 miydi onu başlattı. Hatta onu başlattığında bile birçok kimse, toplum henüz hazır değil, bunları tanımıyor. Birçok kimse ya acaba doğru mu yapıyor diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı işe soru işaretiyle bakmaya 17 Aralık'tan sonra dahi kendi yakın çevresine inandıramadı. Yani açık konuşmak gerekirse Sayın Bülent Arın çıktı dedi ki yani cübbemi giydirecekler bana dedi. 17 Aralık'tan sonra. Evet. Maalesef öyle bir gerçek de var. İşte bunlar kendilerini öyle gizlemişlerdi ki. Bakın bir şey söyleyeyim. İlim erbabı buna baksın. Tevbe suresinin 101. ayetinde münafıklardan bahseder. Orada bir kavram var. Meradu alen nifaki.
La ta'lemuhum, nahnu na'lemuhum. Münafıklardan, Medine'deki münafık yapılanmadan bahsederken, münafıklıkta öyle mesafe almışlardı ki diyor, onları sen tanımazsın, onları biz biliriz diyor. Yüce Yaratan diyor. Öyle yani münafıklıkta, ikiyüzlülükte, efendim takiye, kendisini gizlemede, takiyede öyle bir merhale, öyle bir aşama var ki orada normal bakan bir akıl onları göremiyor. Bu ilk defa bizde olmuyor. Tarihte çok olmuştur. Osmanlı Devleti'nde olmuştur. Efendim Selçuklu'da olmuştur. Selçuklu'nun yıkılış dönemlerine bakın, böyle bir sürü vardır. Medine döneminde, Peygamberimizin döneminde bu tür hareketler olmuştur. Selçuklularda bu haşhaşiler dönemi müthiştir onlarda. Hı hı. Dolayısıyla bugün içimizdeki ur, yani aynen ur diyorum ben, kanser de bilinmez. İnsan fark edemez. Fark ettiği anda da iş işten geçmiş olur. Bunlar bir de ağrısızdı yani. Ağrısızdı. O yüzden ağrısızdı. Tabii aldatılmış bir sürü insan var içlerinde. Hala görmüyorlar. Hala görmüyorlar. Rabbim basiretlerini açsın diyorum. Şimdi şöyle bir şey var hocam. 13-15 yaşında almış. Burada bir takım devlet olarak sanki eksiklikler de var. O dönem için konuşuyorum. Eskisi için konuşuyorum. Yeterli yurt kapasitesi yok. Anadolu halkı biraz fakir. İşte çocuk Malatya'dan kalkacak, İstanbul'a okumaya gelecek ya da Ağrı'dan kalkacak, Ankara'ya okumaya gidecek vesaire. Barınma imkanı, yurt imkanı, para, masraf vesaire derken bu yapı öyle bir kurulmuş ki bütün bunları karşılıyor ve son derece ucuz bir bedele karşılıyor. Ve bunu yaparken de 13, 15, 16, 17, 18 yaşında aldığı çocukların beynini yıkıyor. 30-35 yaşına getiriyor, 27-28 yaşına kendisi evlendiriyor. Kendisi meslek seçimini yaptırıyor. Her şeyini, yani onların karakterlerini ve şahsiyetlerini sıfırlayıp tamamen kendi yapısının karakterini ve şahsiyetini ona empoze ediyor. Zaten o saatten sonra bir insan değil, robotla karşılaşıyorsunuz. Ona gerçeği anlatmak o saatten sonra imkansız. Bu çok önemli. Bakın size kendi hayatımdan bir kesit söyleyeyim. 1999 yılında seçilemedim ikinci sefer. O zaman Ankara'da lojmanlarda oturuyoruz. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin lojmanları var. Orada oturuyoruz. Oğlum var. O zaman ilkokul 2'de miydi, 3'de miydi? Lojmanların içinde okul var, orada okuyor. Biz lojmanlardan çıkınca başka bir okul aramamız gerekti. O zaman değişik partilere mensup arkadaşların bir kısmı bunların okuluna götürdüler çocuklarını. Ben özellikle götürmedim. Özellikle götürmedim. Bir, çocuğum akıl melekesini kaybeder, robotlaşır. İki, sorgulamak yasak, soru sormak yasak. İki, bunların dışa bağımlı bir grup olduğunu, dıştan yönetildiklerini, içeriden ve dışarıdan bir takım bu millete aykırı çevrelerin yönettiği bir grup olduğunu bildiğim için götürüp çocuğumu onların okuluna vermedim. Şu anda üniversite son sınıfında okuyor oğlum. Onlara götürüp vermedim. Biz onları biliyorduk yani baştan beri. Ama dediğim gibi bir devletin devletle millet bütünleştirilince bunlar çete zihniyetiyle girdiler. Ama hedeflerine de ulaşamadılar. Devlet şu anda bunları temizliyor, onu söyleyeyim. Peki hocam, süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, gündem manşetini burada noktalıyoruz. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun.